Otranto, Castro, Ugento ve birçok ufak kaleyi fethettik hünkârım. Âlâ. Lütfü Paşa'ya tebriklerimi iletin. Bu zaferle büyük bir serdar olduğunu cümle âleme ispat etti. Emredersiniz. Rüstem Paşa. Topların nakliyesi için gerekli hazırlıklar başlasın. Emredersiniz hünkârım. Hünkârım bağışlayın. Hızır Hayrettin Paşa'nın hususi ulağı geldi. Mühim olduğunu söyledi. Kudretli padişahım. Arzı bende hakir budur ki Venedik gemileri selam vermedi bahanesiyle Avlonya'dan Otranto'ya giden bir nakliye gemimizi batırdılar. Zararımızın tazmin edilmesi için gönderdiğim elçilerimi taşıyan gemilerimize de saldırdılar. Daha sonra bir yanlışlık olduğunu ve bize zarar veren kaptanları cezalandıracaklarını bildirdiler. Bu sefer Alessandro Contarini komutasındaki Venedik gemileri Gelibolu Sancak Bey'in kadırgasını ele geçirip içindeki 300 Levendimizi şehit ettiler. Venedik donanmasının amirali Pissarro komutasındaki 43 gemiyle Otranto sahillerine geldi. Kadırgalarından birini batırmamız üzerine geri çekildiler. Ancak elimize geçen bazı mektuplarda Schalke'nin amirali Andrea Doria ile Venedikli Pissarro arasında anlaşma yapıldığı yönünde malumat var. Sultanımın emirlerini bekliyorum. Kulunuz Hızır Hayrettin. Venedik sulhü bozdu. Hünkârım, Venedikliler buna cesaret edemezler. Selam vermedi bahanesiyle bir nakliye gemimizi batırmışlar. Bu birkaç kaptanın kendi başına buyruk hareketidir. Venedik elçisi sulhü bozmayacaklarına dair kesin teminat verdi. Teminat verdi de bu saldırıdan nedir paşa? Gelibolu Sancak Bey'in kadırgasını ele geçirip 300 efendimizi şehit etmişler. Otranto sahillerine kadar da gelmişler. Sen ne dersin Malkoçoğlu? Hünkârım, Venedik bu saldırılara devam ederse iki ateş arasında kalırız. İtalya seferine devam edemeyiz. Fransız donanması nerede? Hala haber yok hünkârım. Lütfü Paşa ile Kapıdan Paşa'ya haber gönderin. Seferin güzergahı değişti. Venedik üzerine yürüyoruz. Felaket, felaket yüce peder. Otranto düştü. Sultan Süleyman Avlonya'da demiştiniz. Hala orada Baba Hazretleri. Vezirlerinden Lütfi Paşa kuşatmış Otranto'yu. Daha sonra da çevredeki kaleleri ele geçirmişler. Bu çok kötü. Şarkan'ın askerleri Türkler karşısında hiçbir varlık gösterememişler. Sultan Süleyman asıl büyük orduyla Avlonya'dan bugün yarın hareket edecek. Venedik'ten haber yok mu? Gafiller sıranın kendilerine geleceğini düşünmüyorlar mı? Henüz bir haber yok. Fransua da kuzeyden Milano'ya girmiş. Şarkan'e kaptırdığı toprakları tekrar almak niyetinde. İmparator Şarlken de donanması da ortalıkta yok. Sadece Fransuva'ya Türklerle işbirliği yaptığı için aforoz etmeniz yönünde haber göndermiş. Fransa'yı Hristiyanlıktan ayıramayız. Bir an evvel Fransuva ile Şarlken'i bulaştırmamız lazım. Yoksa Hristiyanlığın izi bile kalmayacak. Taşınma için hazırlıklara başlayalım mı yüce peder? Hünkârım, küffarın Adriyatik dediği Yeşildeniz'de bulunan Korfu Adası'nı kuşatmanın doğru olacağını düşünüyorum. Evet, çetin kaledir. Ama fethi müyesser olursa Venedik yolu açılmış olur. Sen ne dersin Ayas Paşa? Venedik yolu açılır açılmasına hünkârım. Fakat bu cephe bize bir hayli vakit kaybettirecektir. Bu Venedik belasını sen sardın başımıza. Şimdi bu kararı vermekle hata ettim mi söylüyorsun? Haşa hünkârım.
Ben... Seni defaatle ikaz ettim. Her defasında savaşa katılmayacaklarını söyledim bana. Lütfi Paşa, 25 bin asker 30 topla Korfu Adası'na çıkarma yap. Emru ferman yüce padişahımızındır. Kapıdan Paşa, sen de donanmayla emniyet tedbirlerini alırsın. Emredersiniz hünkârım. Lütfi Paşa ve Hayrettin Paşa'nın ardından sen de Korfu'ya hareket edeceksin. Biz daha sonra katılacağız size.